Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Güzel bir video başlatıyorum. Bugün videomda ne yapacağız? Milföy hamurundan börek yapacağız. Şimdi başlayacağım. Saat şu an yine gece. Bir önceki videoyla aynı. Uyku düzenim şaşırdığı için bu saatte uyanıyorum. Ve yapacak hiçbir şey olmadığı için ben de diyorum ki ya yemek yapayım, ya poğaça, ya börek, ya bir şeyler yapayım diyorum yani. Patatesi dün haşlamıştım. Hemen gelir gelmez yapamadım işte. Yoruldum yani biraz. Yoğundu bayağı yani iş. O yüzden birazcık yoruldum. Hemen gelir gelmez uyudum. Böreği de yapamadım. Şimdi hem zaten böreği işe giderken saat 10 molasında yemek için yapacağım. İsa dedi ki çok hani karnım acıkıyor. Tost yapayım dedim ama tost da pek tutmaz. Milföy hamuru almıştım. Patatesi haşlamıştım. Şimdi patatesi de hemen soyup güzelce rendeleyip baharatlayıp pul biber, nane katmam, pul biberle tuz katarım sadece. İsa sevmiyor naneli olunca, yiyemiyor yani. Toz biber falan katarım. Öyle bir yemek yaparım yani. Ay yemek diyorum ya, börek yaparım. Milföy hamurum da dolapta zaten. Hemen iç harcını hazırlamakla başlayan patatesleri zaten dün haşladım. Biraz kısık konuşuyorum çünkü gecenin saatiyle 5.30. Fırınımı açayım, fırın çalışsın. Üzerine de yumurta süreceğim. Hemen olur zaten. Arkadaşlar şimdi patatesleri soymaya başlayayım. Rendemi oraya koydum. Patatesler soğuduğu için şimdi kolay kolay soyulurlar. Yani umarım inşallah kolay soyulur. Bir milföy hamurunda sanırım 10 tane var. Bilmiyorum bakalım. Kaç tane çıkacak. İçerisine de patates peynir mi yapsam ki acaba? Biraz peynir var da. İsa peynirli de yer aslında. Bir de ben peynirli yemem. Bir bakalım onu. Ay. Size güzel bir şey söyleyeyim mi? Aklıma bir anda geldi. Dün videomda ne konuşmuştum diye aklıma geldi. İsa işe aldılar arkadaşlar. Dedim ya işe alırlarsa söylerim diye. İsa'yı işe aldılar. Aynı iş yerine gidip geliyoruz. Aynı vardiyalarımız aynı. Ama sadece bölümler farklı. Bölümde zaten farklı olsun. Bölüm farklı olması iyi oldu yani. Laf olur, söz olur. Hiç uğraşamam. Yani biz bir şey yapacağımızdan edeceğimizden değil ama sonuçta işe gidiyoruz, geliyoruz. Evde zaten birbirimizi görüyoruz. Yani sıkıntı olmaz. Ben üretim bölümündeyim, o kutu bölümünde. Benim bu uykularıma bir çeki düzen vermem lazım. Geceden çıktık ya insan afallıyor yani. Maydanoz olsaydı buna iyi katılırdı da maydanoz da yok. Markete gitmek lazım. Bugün çok yağmur yağdı bizim burada. Kar vardı normalde. Kar yağacaktı yani ama kar gelmedi. Yağmur var. Yağmur yağdı. İsa da çarşıya gideyim dedi. Motorla gideyim diyor. Yok dedim ne işin var motorla. Babamın eski motorla. Babam zaten kullanmıyor ya, daha satamadık yani. Yumurtamı kırdım şöyle. Yumurtam burada, bir yumurta. Patateslerimi rendeleyeceğim şimdi. Sonrasında içerisine biraz pul biber atıp karıştırıp böreğin içerisine koyup kapatacağız. Çok kolay ya. Milföy hamuru ben geç daha önce hiç yapmadım. Niye yapmadım bilmiyorum. Poğaça poğaça yapardım. Üşengeç bir insan oldum galiba. Ya geçen markette canım çekti milföy hamurunu da. Patatesler soğuk olunca ne güzel de rendeleniyor. Sıcak olsa
böyle şey oluyor. Nişastası nişastası çıkıyor. Tane tane olmuyor yani. Bugün günlerden de geçen videomda da Şubat demişim, Ocak olacak. Benim kafayı almış iyice. Günlerimi ayarlarımı şaşırdım vallahi, işe girdim birine. Hangi gündeyiz bilmiyorum. Bir gece, bir gündüz. Kafam döndü. Bir de çay koyuyorum. Öğlen birazını yeriz. Birazını da işe götürürüm. Patatesleri rendeledim güzelce. İçerisine şimdi biraz pul biber katacağım, toz biber katacağım. Nane katmıyorum. Nane de katılabilir ama ben severim de. İsa sevmediği için katmayacağım mecbur. Arkadaşlar bütün malzemelerimin hepsini hazırladım. Şöyle iç harcımı da hazırladım. Koydum. Sonra hamurlarımı da hamurlarım. Şöyle bir şey. Bunu hemen şöyle ikiye bölüyoruz. Bıçağı ne olmuş? Kırılmış. Ay Allah'ım aşkım. Sonra içerisinde biraz patates koyuyoruz şöyle. Patates bol olsun. Bol severim ben. Çok oldu kız. Çok oldu değil mi patatesi? Kenardan da çatalla bastıracakmışız şöyle. Şöyle. Çıkmasın diye ama zaten çıktı bile. Bu böyle saat içine çıkalım bari. Elim ayağım bulandı. Valla güzel oldu. Bakın şöyle. Şöyle bir oraya bir buraya koyayım da her şey olsun. Yumurtası neye sosmuşum üstüne? İnşallah güzel olur. Böyle böyle yaparsan güzel olur. Beğenirsen bunu yaparım artık beğenen. Hızlı yapayım da saat geliyor. Daha kahvaltı yapmamız lazım çünkü. Canım da yumurta istiyor. Yumurta da yapabilirim ben.
360 derece döndürüyorum. Ben bunları yapayım arkadaşlar. Böreği en son yaptığım zaman size gösteririm nasıl olacak. Şöyle şöyle koyacağım. Artık bir o yana bir bu yana. Yumurtalarken falan gösteririm sizlere. Bunu ben yetiştireyim çünkü hızlı hızlı yapayım. Babam da uyanmış. Aşağıda sesi gelir. İşe gidecek o da. İnşallah güzelce kızarır. Fırını açtım fırını. Yo, elim yaptıkça hızlanıyor. Yalnız dizmesini bile yiyeceğim sanki. Arkadaşlar böreği yaptım. Şu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi fırına koyuyorum hızlıca. Gel börek fırında. Şimdi ben de yumurta kapama yapıyorum. Var aşkım. Ne? Arkadaşlar, videoda hızlı oldu birazcık. En son fırına koyduk börekleri. Börekler güzel oldu. Yanıma aldım 4 tane falan. Sonra şimdi hazırlandık. Çıktık işe gideceğiz. Herkese ertesi günden selam arkadaşlar. Videoma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Videom kısa olduğu için normalde dün bitirmiştim videoyu ama beğenmedim. İçime sinmedi. Videoya tekrar devam edeyim istedim. Şimdi biz yemeği falan yedik. Akşam oldu. İşten geldik. Biraz benim çok başım ağrıyordu bugün. Uyudum. Sonrasında kahvaltı yaptık. Yani patates haşlamıştım zaten. Ondan patates kavurduysa bir çay demledik. Çay içtik. Şimdi de ben mutfağa toplayacağım. Nohut haşlamıştım. Haşlama değil. Nohutu ıslatmıştım. Onu yapacaktım ama hiç gözüm basmadı. O kadar başım ağrıyordu ki İsa çarşıya gitti. Dolabın anahtarı yokmuş. İş yerindeki dolabına kilit alması gerekiyormuş. Kilit almak için çarşıya gitti. Bir parol vardı. Parolu da ben iş yerine götürmüştüm dolabımda. Bugün anahtarı da unutmuşum dolabın anahtarını. Öyle dolapsız molapsız iş yerinde idare ettim yani. Parol da dolapta kaldığı için evde parol yoktu yani. Bir gitti parol aldı geldi. Bir hemen hap attım. Şimdi de herkesi vereyim uyuyordum yani. Sonra bir su getirmiş, hap getirmiş, bir hap içtim. Sonrasında uyumuş kalmışız ikimiz de. Alarm kurdum sanmış, alarm da kurmamış. Babam geldi de öyle uyandık yani. Yoksa uyanmamıştık. Bugün de onun dizisi var, Hudutsuz Sevda. Onu izliyor. Sonra işte ben de ne yapacağım? Fast nohutu yapayım. Birazcık kahve falan içmiştik. Onun bulaşıkları var. Kahvaltının bulaşıkları var. Onları hemen makineye dizeyim. Bakayım makinem boş mu hatta. Aynen makine full boş. Biraz bulaşığım var etrafta. O bulaşıkları toplayacağım. Şu tezgahın üzerine güzelce pırıl pırıl ederim. Bırakırım. Sonrasında bir içecek yapayım. Aldığımız renkli içecekler var ya. Onlar buzlu bir içecek yapayım. Ya da portakal sıkayım. Portakal sıkayım. Portakalları çürümeye başlamış. İsa'ya dedim bir portakal sıkayım diye. İçmeyeceğim dedi ama bir portakal sıkacağım. Ne almış gelmiş. Telefonla konuşuyordum. Benim gözümde de lens olmadığı zaman ben göremiyorum. Biliyorsunuz gözüm benim bozuk. Gözlük takıyorum normalde. Evde gözlük takıyorum ama dışarı çıkarken lens takıyorum yani. Evde de şu an bir şey takmıyorum. Gözlük falan takmak sevmiyorum yani. Video çekerken hiçbir zaman gözlüklü çıkmadım. Yani bir iki videoda falan belki vardı baştaki videolarda gözlük. Normalde gözlük sevmiyorum yani. Evin içinde kullanıyorum. Sonrasında karşılarına oturuyordum. Telefonla konuşuyordum. Bugün de kandil. Herkese kandil mübarek olsun. Regaip kandili. Ben bu videoyu 2 gün sonra atarım büyük ihtimalle ama geçmiş kandilin mübarek olsun diyeyim. Ne diyecektim? Telefonla konuşuyordum. Aleyna aramış 2 kere. Onunla bir konuştum. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Diyor. Karşıda da şöyle bir poşet gibi bir şey duruyor. Gözüm de görmüyor ya. Ne almış İsa? İkimiz de tapir almış. Çarşıya gitti demiştim ya. Şunu bana almış. Şunu da kendisine almış. İş yerinde diyor ki hiç diyor su içmeye gidemiyorum diyor. Bunu görmüş beğenmiş herhalde. Öyle almış. Bir kendisine almış. Bir bana almış. Bunların içi de bayağı kötü kokuyor dedi. Aşkım dedi bunları bir şey yap. Kapıyı kapatayım. Dizi izliyor. Televizyonda sesim gitmesin.
İçi dedi bayağı kötü kokuyor dedi. Plastik kokuyor. Bunlar bayağı da kötü kokuyor. Ben bunu ne yapacağım? Tuzlu suyla güzelce bir çalkalayacağım. Sirkeyle de yapılabilir ama ben tuzlu su daha çok kokuyu götürüyor. Tuzlu suyla güzelce bir çalkalıyorum. Sonra köpüklüce yıkayıp kokusu mokusu gidiyor. Güzel bir tapır. Bunu ben her zaman görüyordum ama almıyordum yani. Dedim ki aşkım bunu aldın iyi hoş da ben bunu dibimden aralaştırmam yani. İçeri dururum. 1 litreye yakın su alıyor. 1 litreye şöyle. Böyle güzelmiş. Şöyle kapağını açıyorsun. Güzel bir şey yani. Hoşuma gitti. Böyle içeri dururum yani. Bir de oranın suyu, arıtma suyu. Bizim iş yerinin suyu yani kokuyor. O yüzden şey yapamıyorum yani. Ben pek sevmiyorum. Şöyle şuraya koyayım. Bir yandan da başlayalım işimizi yapmaya. Bir yandan iş yapalım. Bir yandan konuşalım. Yoksa gün çabuk geçiyor. Ben uyudum ama bugün biraz geç uyurum yani. Yine de. Şöyle şunları toplayalım. Bu ne? Anahtar almış. Şurayı toplayalım. Bir de çöp poşeti almış. Bir sürü çöp poşeti. Ne yapacağız o kadar çöp poşetini? Çöp poşetim çok bitiyor gerçi. Aslında en önce yemeği yapayım. Kenara koyayım. Sonrasında mutfağa toplayayım. Çünkü mutfağa toplamak kolay. Yemeği yapayım. Ocakta pişe dururken ben de mutfağa toplarım. Arkadaşlar şöyle küçük bir kafa soğan çıkardım. Soğan kavuracağım. Soğanla yapacağım. Kaloriferde zaten kombide yani sıcak su var. Suyu hiç kaynatmadan koyacağım. Fasulye diyorum yani. Nohutlarım da bayağı ıslandı. Yani ta dün akşamdan ıslatmıştım. O yüzden çabuk kolay pişerler yani. Bir de ne almış İsa? Şöyle çekçekler oluyor ya. Tezgahın üzerini falan çekiyorsun. Banyoyu çekiyorsun. Suyunu. Camları sekiyorsun şöyle. Ondan almış. Çünkü mutfağı bazen o temizlediği için kolay ne o gidiyor. Bezle silmek zoruna gidiyor herhalde bazen. Ay, sonra şöyle küçücük doğrayayım ki çabuk kavrulsun. Saat de şu an 11 falan. İsa ile beraber işe gidip geliyoruz arkadaşlar. Sabahları beraber uyanıyoruz. Kahvaltı hazırlıyorum. Güzelce kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra beraber işe gidiyoruz. Uy nasıl gözlerim yandı. Aman nasıl gözlerim yandı ya. Çok sıcak diyorum. Çamaşırlarım vardı, katlanması gereken. Onları odaya götürdüm. Çamaşır katlayacağım birazdan. Nohutumu da şöyle şuna ıslattım. Bayağı da büyük. Bakayım bir. Aslında var ya bir gün şöyle oturacağım. Tuzumu muzumu içine çekmişim. Bir gün oturacağım özellikle nohut haşlayacağım, fasulye haşlayacağım. Bunları buzdolabına koyacağım. Benim için çok kolay oluyor. Biraz daha sıvı yakalım. Salçamızı da çıkarayım da. Kolay oluyor yani. Arkadaşlar salçasını kattım. Salçayı da kavurdum. Güzelce salça da kavruldu. Şimdi nohutunu katıyorum. O nohut da bayağı olmuş ha. Altını kıstım. Yarının yemeği de hazır. Yanına da yarın pilav, salata bir şeyler yaparım. Atalım. Şunların içine de tuz atacağım. Biraz gözlerim yandı ya. Tuzunu az attım. Fazla atmadım. Şey olmasın diye. Zaten nohut tuzlu. Ay nohut acaba böyle de yenir mi tek başına?
Suyu fazla olunca kötü. Suyu az katacağım. Dibi de tutmasın da sonra az daha. Yeter. Bir düpünün ağzını kapatacağım. Güzelce pişsin. Şöyle. Düdüklünün aynı hizaya getiriyorum. Düdüklüm soruyorsunuz güzel mi, beğendin mi diye. Şöyle kapağını açıyoruz. Bakın size göstereyim. Şöyle kapağı açıkken çevirip kapanabiliyor. Ama mesela kapağını şey yapabiliriz. Kapağı kapalı. Şöyle ters çevirince şurada bir tane şey var. Böyle havaya kalkabilir. Bak kapağını ters çeviremiyorum. Görüyor musunuz? Kapak ters çevirmiyor. Ama mesela bu böyle düştüğü zaman yere kapak ters çeviriyor, açılıyor. Yani düdüklü basınçla alakalı, basınçla havaya kalkıyor falan filan. Şimdi güzelce kapatalım. Plastiğini iyi tuttuğunu fark ettiğim an şöyle çeviriyorum, kapanıyor. Sonrasında biraz daha bastırıp kenarlardan kontrol ediyorum. Sonra bunu da tabii ki bakliyat olan ikiye aldık mıydı? Okey, altını açıyorum. Şey yapana kadar. Düdüklü ötene kadar. Şimdi şunların içine biraz tuz koyayım ben. İki kaşık falan tuz koyacağım. Güzelce çalkalayacağım. Sonrasında yıkarım. İçine de suyumuzu koyarız. Yoksa kokusu gitmez yani bunların. Ben böyle plastik falan kullanayım. Mesela plastiği ben iki gün kullanırım. Plastik şişe. O falan koktuğunu hissediğim hemen şey yaparım. İçine tuz katarım. Güzelce çalkalarım. Ay elim acıdı. Ay tövbe bismillah. Hiç akıl kalmadı ya. İçine su koyacak, çalkalayacak. Ya. Sirke de koyabilirsiniz ama ben su koyuyorum. Karbonat da konulabilir. Her şey konulur. Temizleyici maddeleri. Sabun koymuyorum ben yalnız. Sabun sadece yapıyorum. Kapatıyorum. Ay insanı bir de güzelmiş ha. Şimdi mutfağı toplayayım ben. Topladım zaten biraz da. Biraz toplamak lazım. Bulaşmayı yerleştirdim. Kalanı da hızlandırılmış bir şekilde beraber toplarız. Yani su mu akıtıyor? Neyse güzel. Sonra yemeği de kapatırım. Sonrasında uyuyacağım. Saat şimdi kaç oldu?
12'ye doğru geldi. Videomuzu da burada bitiriyorum. Videomu eğer beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Destek olmayı unutmayın. Güzel yorumları bir kelime, iki kelime de olsa yorum yazmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.